yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Herkese merhaba. Bugün YouTuber olmanın en büyük kuralını gerçekleştireceğiz. Kayropraktik Mehmet Hocam'a geldik. Adettendir. Aynen, adetten. Okumalardan da anlamışsınızdır. Bütün takımları tutan Çabi Han. Hocam Çabi. Bu arada ben de aldım. Merhaba Çabi. Merhabalar Metin Bey. İlk defa konuk oluyorum bu arada senin evet, kanalda. Evet evet ilk defa. Bir de eşlerimiz var. Evet bir de eşlerimiz var. Ailece kütletmeye geldik bugün. Evet, ekip evet, dost. Ama şey gibi yani Gamze mesela Metin evde şaka yapıyor mu? Yapıyor. Niye yapmasın? Şaka günü. Ne eve iş getirmiyor. Hayır, hayır, bana şey diyecek. Gülce bana yapmıyor ya gelecek ya, buradan mı? Yapmıyor. Evde asla getirmiyor. İşte normali bu. Koreliler kütlüyor mu peki? Korelilerden çıkıyor mu o ses? Aynen. Daha farklı bir ses çıkıyor. Daha önce denediniz mi Koreli'yi? Daha önce hiç Koreli kütlettin mi? Koreli hatırlamıyorum. Japon baktın, Çinli baktın. Koreli'ye bakmamış olabilir. Belki de ilk. Evet. İlk Koreli. Tabii, Metin'in kanalında ilk defa bir Koreli kütleteceğiz hocam. Sen hiç kütledin mi? Ben ilk defa böyle fizyoterapi... Gerçekten? Yo ha bunu yapıyorum. Ses çıkıyor mu? Bunu yapıyorum. Ha, yapıyorum. Ama boynum falan hiç... O zaman şöyle yapalım. Bizim ortopedi profesörümüz var. Ayhan Hoca, Ayhan Kılıç. Şimdi gerçekten dün yaralandığın için bir önden bir muayene yapılsın. Uygunsa tamam. Yan işlem odasını alırız seni. Hazır mıyız? Seni gidi topal. Yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Dizine mi darbe geldi dün? Şuradan gelince aynı bir şekilde çekme yapmış. Evet. Biraz yumuşatsınlar, gevşetsin. Çok sağ olun hocam. O zaman ilk sen mi ben mi taş kağıt makas? Ben korkuyorum çünkü. Kanka sen ilk muayene tamam, şey yaptın. Tamam benim maksimuslarım yani. Ağrıyor olabilir ama ben de korkuyorum. Videonun akışına göre gitmemiz lazım. Taş kağıt sen... makas yapar mısın? Bizde de böyle. Ben kazandım. Ne var kardeşim? Bu kadar kutsal bir yerde, bütün YouTube Türkiye'nin, Spotify Türkiye'nin gezdiği bu kutsal odada... Ne var bizde sen belki böyle bir şey yapacağız. Kimden başlıyoruz? Ben de hocam. Dur. Yorgun musun? Ha? Niye yatıyorsun hemen? Yorgun musun? Ne bileyim ben... Hasta yatağında kütletilir diye. Gel ayakta bakalım. Ha. Yüzün bana dönük. Ellerin yere değer mi? Dizlerini büküyorsun ama dizlerin bükülmeyecek. Dizlerimi bükmezsen benim elim hiçbir yere gitmez hocam. Tamam, hazır mıyız? Hazırım hocam. Ayakkabılarını çıkar. Azıcık korkuyorum. Olur normal, mu? İlk defa yaptıracağın için normal. Bak mesela, şu an masaya mesela yamuk uzandım. Onu mesela göstermek istiyorum. Hmm. Aynen bak şöyle C şeklinde uzandım. Bak. Evet. Kalçam burada. Aa ben koltukta hep böyle duruyorum çünkü. Anlar mı acaba? Olabilir. Gerçekten mi? Gerçekten. Oğlum sakat bir şey. Ne öyle durursun? Düz dur. Öyle oturuyorum. Tabii de yarı fizyoterapi sayılır. Aynen. Gamze işitme engelli öğretmeni. Sen bir şey duymadığında ben bir şey diyor muyum? Geliyor gelmek. O an geldik. Gerçekten mi? Çok ufak kıtlamalar olacak. Hazır mısın? Hı hı. Ohohohoho! Hocam bu kum. Evet güldüm. Ama hiç acı yok değil mi? Hiç acımıyor. Ama... Rahatlıyorsun mu? Abi kulağımın içinde falan böyle yanardağlar patladı. Aha. Aa. 1 santimde boyunca düşecek. Tamam. 1.85 oldum. Yan alacağım. Yan. Evet hızlı mı? Oh! Çok iyi. Bu çok rahatlatıcıymış. Sesler geliyor ama bu çok rahatlatıcıymış. Aynen döneyim mi? Döneyim. Oh, çok iyi. Ay böyle mi kalayım? Kalayım. Nasıl isterseniz öyle kalayım. Derin nefes al. Ver. Oh, süper. Şimdi bir oturalım. Bu masaya ilk defa biri böyle oturuyor. Ben de çektim. Ayakların omuz genişliğinde açık. Şöyle öne doğru eğmene bakacağız. Az öncekinden ne kadar rahatladım. Oo, bir şey diyeceğim. Daha hissediyorsun. Evet. Hadi be. Vallahi. O kadar hızlı. Gerçekten acımıyor bastığımda. Hocam peki bu gerçekten mucize. Tebrik ederim. Oğlum gerçekten iyi misin? Şu an yüzün açıldı bu arada. Oğlum gerçekten çok rahatladım ya. Bak yürüyorum. Yani az önce de yürüyordun ha. Hayır, ama basınca çok acıyordu burası. Bu seni yamuk yaptı ya. Belini tutarak yürüyordu ya. Daha hissediyorsun. Evet. Postacı. O zaman doktor bey görelim.
Babet çoraplarla doktor beni yanına verdi. Böyle gideceğim. Öyle gidelim. Aynen. Sıra. Güney Kore'nin. Bu videonun asıl amacı Koreliler de küçülüyor. Koreliler kütlüyor mu? Şimdi hocam, sırt üstü demek, sırtı, sırt buraya gelecek değil mi? Evet. Ama neden sırt? Sırtının üstüne gibi aslında Türkçe'de. Biz onu öyle kullanıyoruz. Ya azıcık Türkçenle bizim burada kullandığımız şeyleri eleştirmez misin ya? Var mı bir ağrısı? Şurası var ya, burası. Evet. Buram hep benim şeyimdir. Yani masaj yapılmasını burasını çok isterim. Gergin. Evet. Katı. Yapılıyor mu masajın? Yapılıyor. Yok ya, gerçekten yapıyor. Gerçekten olur. Her şey Gülce'nin masajıyla mı çözülüyor? Evet. Her zaman onu söylüyorum. İki tane egzersiz yaptırmaya çalışıyorum. Hiçbiri yapmıyor. Böyle şu da var gerçekten arkadaşlar. Masaj ya da fizyoterapistten beklemeyin. Ya. Kendiniz de egzersiz yapın ya. Değil mi? Gerçekten çok bir duruş bozukluğum var bu arada. Vücudu böyle kapatıyorsun. Evet evet. Bir senede Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmek. Bu bir duruş bozukluğudur hocam zaten yani. Evim yakın diye Fenerbahçeli olmak bir duruş bozukluğudur yani. Egzersiz yapıyor musun? Yani halı saha hocam. Sırt üstü. Sakin ol. Hadi bakalım, çok küçük bir çıt olacak. Allah! İmama geldim ya. Oğlum ne oluyor lan? İnanılmaz ya. Senin sesi biz tam anlamadık. Korece çıktı o ses. Şimdi seni yüzüstü olayım. Bunları Gülce'ye öğreteceğim. Ya burayı keselim ama bir şey söyleyeceğim hocam. Biraz Çabi'nin kafası fazla büyük. Çabi'nin kafası ağır geliyor ya. Güçsüz hissediyorum yani. Şey tam... Aşkım burası bizim kanal değil. Çok iyi. Şimdi Çabi, sağ omzuna tüm beden yan yatabilir misin? Birçok Türk anlamıyor biliyor musun yani. Çabi? Evet. Metin anlamadı işte. Metin oturamıyor daha. Ben biliyorum. Müthiş rahatladım. Rahatladın mı Korecesi ne? Nomu Pyanada. Bence bir yerden sonra sıkıyor. Nasıl olsa anlamıyoruz deyip. Aynen. Şimdi yazın. Bere takmanın özel bir nedeni var mı? Hocam ne yazı ya? Eylül'ün ortasındayız. Ama yazın da takıyor hocam. Seviyorum. Kafam büyük ya hocam. Şimdi hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. İyice sen de sol. Bir daha söyle rahatladı mı? Çok iyi. Non piano. Bak az önce yanlış söyledim. Değişik söyledim. Çok iyi hocam. Bu da show yani. Oo. Bu arada bir şey diyeceğim hocam. Benim sol ayak bileğim böyle iki haftada falan böyle takılıydı. Şu an açıldı gibi hissettim. Oh. Ya ben niye gelmemişim hocam ya sana? Şifa biraz nasiptir biliyorsun Şabi. Belki de doğru zaman ve doğru yer değildi. Biraz daha büyümesini bekledik. Sana vice strap yapayım mı? Bu boyundan çekme halatımız var. Türkçesi Haydar. Haydar. Hocam yapalım ya. Ya ben onu gördüm ya. Bir, yok, ya onu Metin yapsın. Çok güzel bir şey güzel, gerçekten. Ya bir dakika evet, ya ben onu gördüm ya. Geçen evet, hocam senin çok, sayısını ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Çok güzel olacak. Buradan omurgaya kadar bütün o omurgadaki şeyleri çıtlamış gibi. Hocam birazcık korktum ama kendimi rahat size bırakıyorum. Oh! Oh! Ulan gerçekten öyleymiş abi. Her yeri hissediyorsun değil mi? Hı hı. Kaldım. Kaldım. Kızlardan yaptırmak isteyen var mı? Yalnız. Hadi bakalım. Sen yaptın mı yani? Genel ağrı var işte. Herkes ağrır şimdi. Herkes. Bu gerçekten ya. Açıldı mı ya? Yani tamam zaten. Şöyle. Hanımım düzelecek mi hocam? Hanım yok. Bana bir yamuğu olmadı ama. Ooo. Nasıl kütle? Güzel ses çıktı. Vallahi bayağı iyi ses çıktı.
Doğru. Ve ilk defa bu hareket ediyor. Boynunu ilk defa çevirmiş o tarafa. Nefesini... Nefesi kaldı. Oh. Çok rahatlatıyor ya. Evet. Aşırı rahatlatıyor. Bu çok iyiymiş ya. Çok iyi. Bence kafası alıyor. İkna olama bekliyorum. Herkesin sesi kim? Ne kadar rahatım diyorlar. Yani ne kadar rahatlar bir şey ya. Geçmiş olsun Ramazan. Teşekkürler. Çok... Ya bu arada gerçekten çok rahatladım. Çok rahatladık hocam. Yani. Valla. Ne demek? Her zaman. Hocam siz diyelim ki sırtınız ağrıdı falan filan. Evet. Kime yaptırıyorsunuz? Ben bir fizyoterapist bulursam yapışıyorum diyorum ki benim bir sırtım var. Evet. Hemen Gülce'yi. Gülce. Yapar mısın? Buyurun hocam. Lütfen. Bu sefer biz püklettik diye. Sırtıma yaparsın değil mi? Hı hı, sırtın. Tamam. Yatın hocam, rahat olun. Küçük ufak bir kıt olacak. Aynen. Hocam ya kıt olmadı. Yok, kıt olacak. Sırtımın ortası tamam. Nefes. Nefes bir şeyler. Oldu. Oldu. Ben Mehmet Hoca ağzıyla çıkarttım sanırım. Çok sağ ol. Biz böyle bir meslektaş bulduk ya, birbirimize hemen gidiyoruz. Evet. Evet, evet, evet. Arkadaş, bu sen benden daha profesyonel YouTuber olduğun için evet, sen kapat. Evet. Evet arkadaşlar, Metin Pırlıs'la Çabihan beraber Mehmet Hoca'ya geldik. Mehmet Hoca'nın Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda tabii ki bu kanala abone olmayı, beğeni basmayı ve tabii ki çok komik yorumları ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Böyle ve... mi kapatıyor? 1 milyon abonesi olan kanal böyle mi kapatıyor? Metin de benim kanalıma yakında Kore yemekleri deneyeceğiz. Çabihan'ın kanalını. Büyük ihtimalle bu yayınlandığı zaman o da yayınlanmış olur. Kendinize iyi bakın. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. Bir daha alın. Alkış.